Hello friends, and we continue to study nouns. Nouns that can be countable or non-countable. And there's a list in here, and the list of the nouns. Sometimes we use them just non-countable, sometimes countable. It depends on where you use. Kullandığınız yere göre ve bizdeki anlamına göre de değişecek. Glass. Windows are made of glass. If you use like this, the glass for the windows, this is non-countable. Yani pencere ya da kapıların camlarını bahsediyorsanız non-countable. But if you say, I drank a glass of water. Here, glass in Turkish is different. And we say, bardak. Bardak olarak geliyorsa, this is countable. And also, Janet wears glasses. Glasses, always plural. Gözlük derken bunlar hep çoğul. Bu kelime çoğul kullanılacak. Tekili yok bunun. But here this is a glass of water or two glasses of water. Bardaksa bu a glasses, two glasses, three glasses. Değişir. Hair. Rira has brown hair. And if you mean that the hair of a person on his or head, it's non-countable. But if you say that I mean the couple of hairs on one's jacket, like there's a hair on my jacket, or on the pillow, or there are a few hairs on the pillow, yani bir ceket ya da elbise giysi üzerinde ya da yastık üzerinde sayabileceğiniz kadar bir saç var ise böyle birkaç tane o zaman saç orada sayılıyor. Ama bir insanın başındaki saç singular sayılamaz. Tekil muamelesi görecek. Iron. Iron is a metal. Here this is non-countable. But if you say, I press my shirt with an iron, iron here is different. İngilizce'de tamam ikisi bir ama biz Türkçe'de bunu ütü diye çeviriyoruz. Ütü olarak alacaksanız sayılır. Ama metal olarak alıyorsanız sayılmaz. Light. I open the curtain to let in some light. Here light. Işık girsin. Non-countable. But if you say, please turn off the lights. Ama lambalar olarak lambaları kastediyorsanız, çünkü bunun da iki anlamı var. Bir anlamı ışık, diğer anlamı lamba. Here, this is countable. Paper. I need some paper to write a letter. Herhangi biraz işte kağıt olsun. But if you say, I wrote a paper for Professor Lee, ona sadece bir ödev olarak bir şey, bir kağıt verdim. Burada ise biraz kağıda ihtiyacım var. Or I bought a paper. Gazete anlamında kullanıyorsanız. Here, also, this is countable. Ama biraz kağıda genel olarak çokluk ifade ediyorsa. This is non-countable. Ama sadece bir kağıt üzerinde ödev yaptığınız onu veriyorsanız. I wrote a paper for Professor Lee. O zaman this is countable. Time. Countable. Sometimes non-countable. Here non-countable. How much time do you need to finish your work? Ne kadar vakte ihtiyacın var? But if you say how many times, kaç kere? Ne kadar? Kaç kere? In English here, time, time. But when we translate this to these two sentences into Turkish, we have different terms. Bunun için farklı ifade kullanıyoruz. Burada ne kadar? Burada kaç kere? Kaç kere kullanacaksanız işte this is here countable. Work. I have some work to do tonight. Bu gece biraz işim var. İş olarak. This is non-countable. But if you say that painting is a work of art. Sanat
eseri eser olarak alıyorsanız work'ı burada sayılır. Yani dedim ya, İngilizce'de aynı kelime ama biz Türkçe çevirirken farklı çeviriyoruz. Biraz işim var. Sanat eseri derken. Coffee. Non-countable. I had some coffee after dinner. But if you say two coffees please, but here you mean two cups of coffees. Burada iki kahve derken kahvelerin kendisinden bahsetmiyorsun. İki kahve getir derken iki bardak, iki fincan kahve kastediyorsunuz. Yani o anlamdaysa you can count them. Chicken. I ate some chicken or some fish. Food. As a food. Daha önceden bunu göstermiştik. Yemek olaraksa non-countable. She drew a picture of a chicken or of a fish. Yani bir yemek değil de sadece hayvanın kendisini baz alıyorsanız o zaman sayıyorsunuz. Bir pirincin ya da bir tavuğun ya da bir balığın resmini derken. Experience. Chicken fish like this and if you use them as a food or as food it's non-countable. Yani yemek olarak tabakta ise non-countable ama normal bir hayvan olarak karşınızda görüyorsanız ister ölü olsun ister canlı o zaman countable anlamında konumuna giriyor. Experience. I haven't had much experience with computers. That means I don't have much knowledge or skill in using computers. Fazla tecrübem yok. Herhangi bir şeyde bir tecrübe. Bilgi anlamında ise. But if you say, I had many interesting experiences on my trip. Yani, seyahatimle ilgili ilginç. Birçok ilginç deneyimler. Yani, that means many interesting events. Birçok olaylar oldu. Olaylar anlamında. Experience alıyorsanız birden fazla çünkü seyahat ederken birden fazla olayla karşılaşabiliyorsunuz. Farklı farklı. Burada ise bilgi anlamında bilgi aynı anlam. Non-countable, countable. Now we have an exercise for countable and non-countable nouns and you see the words in here and use them in the sentences countable or non-countable. Number one and number two are done. Joe, would you like some chicken? Because this is non-countable. Why? Because this is, we use this as a food. Yemek olarak, as food for dinner tonight. My grandmother raises chickens in her yard, but animals. As animals, countable. As food, non-countable. Now look at the rest of the sentences and then try to complete the sentences either countable or non-countable. But pause the video first, please. Number three, it took a lot of time to write my composition. Here this is non-countable. Çünkü zaman olarak kullanıyorum. Four, I really like that movie. I saw it three times. Kere anlamındaysa bizdeki. Then this is countable. Students in Prof. Young's literature class have to write a lot of papers. Yani kağıt tek tek alıyorsanız hele yaprak olarak countable. Students who take through lecture notes uses a lot of paper. Kırtasiye türü. Çok sayıda kağıt. Burada yaprak gibi sanki tek tek alıyor. Burada çoğul, bütün olarak bakıyor. Lot of. New York Times is a famous paper. Paper here, newspaper yani gazete olarak. Ünlü bir gazete derken. Rodin Statue of the Thinker is one of my favorite works of art. Burada eser olarak alıyorsak this is countable. Yani benim favori sanat eserlerimden
derken sanat eseri. I have a lot of work to do tomorrow at my office. İşte burada iş olarak alıyorsak, this is non-countable. If accidentally light gets in a dark room, if accidentally light gets in a dark room, it can ruin photographic negatives. Light is here is non-countable. So, I mean, it's considered as singular. Çekilmiş gibi muamele görecekti. So, gets, so it can ruin. Ruin, mahvetmek. Negative, eskiden filmler olurdu böyle çekilirdi. Sonra o özel bir suda ıslatılır. Bir şeyler olurdu böyle özel odada. Fotoğrafların bir negatifi olurdu. Ondan sonra işte özel bir ışık gerekiyordu. Oraya herhangi bir ışık girmemesi gerekiyor. İşte onu kastediyor. Yani if extended light gets in a dark room, işte o karanlık odaya, kazara ışık girerse it can ruin photographic negatives. O fotoğrafların ilk halini mahvedebilir. There are a lot of fluorescent lights on the ceilings of the school building. Here means lamps, lambalar anlamında. So countable. Erin has straight hair and Sarah has curly hair. Straight, düz saç. Curly dedi, kırışık, kıvışımlı saç. So here, on one's head, birinin başında olduğu için, non-countable. Brian has a white cat. When I stood up from Brian's sofa, my slacks. Slacks, loose trousers or big trousers, yani bol pantolon anlamında. Were covered with short white hairs. Burada işte sayılabilecek kadar gördüğü için this is countable, but here this is non-countable. I wear glasses because I'm nearsighted. Sanırım nearsighted. Nearsighted, miyop. Farsighted, hipermetrop. Glasses, yani gözlük olarak kullanıyorsak plural. Always. In some countries people use glasses for their tea. In other countries they use cups. Bardak olarak kullanıyorsak countable. Framed paintings. Framed, çerçeveli resimler demek. Are usually covered with glass to protect them. Here this is non-countable. Cam olarak alıyorsak. Iron is necessary to animal and plant life. Metal. Irons are used to make clothes look neat. Ütü olarak alıyorsak burada countable. Metal, non-countable. Experience. Grandfather had a lot of interesting experiences his long career as a diplomat. Events, yani hayatında birçok olaylar derken countable. You should apply for the job at the electronics company. Only if you have a lot of experience in that field, that means a lot of knowledge or information, yani bilgin varsa, eğitimin varsa, this is non-countable. Now, using units of measure with non-countable nouns, and if we want to measure the non-countable units, we need to use some other things. Like, if I say I had some tea, but here tea is non-countable, but how I can make it countable? Şimdi sayılamayan bir şeyi nasıl sayır hale getireceğim? Ya ölçü birimi, mutlaka bir ölçü birimi kullanmam gerekiyor. Yani units of measure dediğimiz ölçü birimi. But if I say I had two cups of tea, but here I don't again I mean count the tea. I count the cups. The tea is in. Yani çayın içinde bulunduğu fincanı ya da bardağı sayıyorum. If I say I ate some toast. Toast is non-countable. But if I say I ate one piece of toast. One piece of toast. Here I count the piece. And weight measure. 1 pound. This is American
units of measure, 1 pound equals to 0.45 kilograms. That means around 450 grams. And a liquid measure, 1 quart is 0.95 liters, and 4 quarts, 1 gallon, and 1 gallon is 3.8 liters. Bu Amerikan ölçü birimi. Çünkü bu Amerika'da hep gittiğiniz zaman bir şey ağırlık birimi pound, sıvı birim olarak da galon göreceksiniz. İşte 1 pound yaklaşık 450 gram ve 1 galon da 3.8 litreye denk geliyor. Now here in this box we see the units of measure and here we see the non-countable nouns. And the thing that I'm you're going to store and to buy those things, and how can you, the order or what can you say, to get those items? Şimdi bunları almak için ne dersiniz markete gittiğiniz zaman? So bag, torba, bottle, şişe, box, kutu, can, teneke kutu, tin, konserve kutusu, jar, büyük bildiğimiz jar, kavanoz. Number one and number two are done, but for this, we can use more than one units of measure. Şimdi birden fazla kullanma imkanımız var. Number one, a jar of olives. Bir kavanoz zeytin, or a bag of olives, eğer torbanın içerisindeyse. A box of crackers, kurabiye türü, eğer bir kutudaysa. Now look at the rest and then what can you say to get this if you go to a market. Now three, a bottle of mineral water or a can, eğer şişe deyse bottle, ama teneke kutuda ise normal bazı içecekler gibi, then you can say a can of mineral water. A jar of jam or jelly, kavanoz. Can of tuna fish, konserve kutusu. Can of soup. Bunlar hep hazır yiyeceklerden bahsediyoruz. A bag or a box of sugar. Bir torba ya da bir kutu. A bottle of vinegar. Bir şişe. Can of corn. Konserve kutusunda. Can of peas. A bag of flour. Bir torba un. A can or bottle of soda pop. Soda pop, gazoz türü içecekler. A can of paint. Bir kutu boya. A box of breakfast cereal. Cereal dedi, bu mısır gevreği. Böyle çocukların sütle yemeği sevdiği. Now look at this and think that you're hungry and thirsty and what are you going to have, and choose from the units of measure and what can you say to get this cup, cup, piece, slice, dilim, bowl, glass, and 15 and 16 are done. A cup or a glass of green tea. Bunu isterken ya bardak kullanacağız ya da fincan. A bowl of cereal. İşte mısır gevreği. And look at rest and then try to complete this. And what can you say to get this? 17. And we say a piece of candy. Bir parça şeker anlamında. Piece of or slice of bread. Bir parça or ya da bir dilim. A piece or a slice of bread. Piece
or a piece of, or wait. A piece or a slice of apple pie. Apple pie, elma turtası. Bir parça ya da bir dilim. Glass of orange juice. Bir bardak. A bowl of soup. Kase. Piece or slice of cantaloupe. Cantaloupe is a kind of melon. Bir kavun türü. Piece or a slice. A glass of lemonade. A bowl or cup of noodles. Noodles, kind of soup. They use macaroni or pasta in that. Şimdi çorbayı neyle alıyorsanız, kase ya da fincanla, fincan büyükse. Glass of mineral water, bowl of popcorn, patlak mısır. Piece or a slice of cheese, bir parça da bir dilim. Bunları ne için kullanıyoruz? Sayılamayan isimleri böyle sayılır hale getirmek için. A bowl or a cup of rice. A bowl of strawberries ice cream. Bir kase çilek dondurması derken. Okay, now everyday English. Jeff and Mike are talking. Do you have a driver license? Driver's license. Driver's license, you know, ehliyet. No. I'm going to take a test in a couple of weeks. Soon. That means he's going to take. Didn't you drive in your country? Kendi ülkende araba kullanmadın mı? Yes, but I have to brush up on my driving. Brush up means improve the skills. Practice or improve. Yani pratik yapma, gözden geçirme, brush up on. And you have to study the traffic rules too. Yes, there are a lot of new things I must learn. Öğrenmem gereken bir sürü yeni şey var. I have to brush up on my driving. Yani sürmeyi gözden geçirmem lazım. Evet arkadaşlar, bu dersi burada bitiriyoruz. Ancak konumuz bitmiyor. İsimler biraz birkaç dersimizi daha alacak. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. See you next time.